Merhaba sevgili canlar, dostlar, erenler, ben Cem Kervan. Bu hafta Barış'tan Kötülük Gelmez adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Tabii Barış'tan kötülük mü gelecek? Ama birçokları, büyüklerimiz başta olmak üzere, öyle ifadeler kullanıyorlar ki, yani savaş yücedir, savaş önemlidir, savaşacaksınız gibi cümleler kullanabiliyorlar. Barış'tan bahseden sanki kötü bir şeyden bahsediyormuş gibi. Ne yazıyorum? Ne demek barışa karşı dikilmek? Barış sağlamazsak dünya düzelmez. Ne demek barıştan kaçmak, çekilmek? Korkmayın, barıştan kötülük gelmez. Ya dünya karıştı şimdi, savaşlar, nefretler, kötülükler, kırımlar. Bunlar nasıl düzelecek? Ancak barışla düzelecek, değil mi? Barıştan korkmayın ve utanmayın. Barış tehlikeli bir şey sanmayın. Öyle konuşuyorlar. Tabancı, tüfek, tank kullanacaksınız, güzel bir şey yapacakmışsınız. Öyle değil. Tabii savunmak bazen gerekiyor. Tabii yani kendini savunacaksınız, o başka. Ama gidip saldırmak hiçbir zaman çözüm değil. Nefret söylemine sakın kanmayın. Ürkmeyin. Barıştan kötülük gelmez. Bunlar çok karışık şeyler değil ama nedense tersini söylüyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Evet, bir paylaşayım. İnşallah seversiniz. Ne demek barışa karşı dikilmek? Barış sağlamasak dünya düzelmez. Ne demek barıştan kaçmak, çekilmek? Korkmayın, barıştan kötülük gelmez. Ne demek barıştan kaçmak, çekilmek? Korkmayın, barıştan kötülük gelmez. Barıştan korkmayın ve utanmayın. Barış tehlikeli bir şey sanmayın. Nefret söylemine sakın kanmayın. Ürkmeyin, barıştan kötülük gelmez. Nefret söylemine sakın kanmayın. Ürkmeyin, barıştan kötülük gelmez. Devanın güvercin masumdur, saftır. Barış merhamettir, şefkattir, aftır. Nefret tohumları ekmek tuhaftır. Ekmeğin barıştan kötülük gelmez. Nefret tohumları ekmek tuhaftır. Ekmeğin barıştan kötülük gelmez. Evet, en son ne yazmışım? Kervanım, güvercin mahzumdur, saftır. Barış merhamettir, şefkattir, aftır. Nefret tohumları ekmek tuhaftır. Ekmeğin, barıştan kötülük gelmez. Evet, onlara göre barış tohumları ekmek tuhaftır, saflıktır, yanlıştır. Halbuki tam tersine nefret tohumları ekmek aslında tuhaftır. Tuhaf olan bu. Ta başlangıçta Kabil'in Habil'e karşı yaptığı şeyi tekrarlayıp durmak tuhaf. Ama insanoğlunda sanki bir meyil var. Kin, nefret, kıskançlık, çekememezlik, ondan sonra agresiflik, saldırganlık. Yani bunu düzeltmek için içten değişmek lazım. Kalbimizin değişmesi lazım. O da Şah-ı Ruhullah ile mümkündür.
ona inanarak yeni insan olursunuz. O eski kalbinizi söker, çöpe atar, yeni bir kalp verir. O yeni kalp Hakk'ın ilahi aşkıyla dolu ve insanlara karşı sevgi dolu oluyor. Sevgi, saygı, merhamet, şefkat hem duymaya hem göstermeye çalışıyoruz ve Hak yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, beğendiyseniz lütfen o beğen düğmesini bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın ki barıştan kötülük gelmez. Esen kalın, hoşça kalın.